Buradaki programınızdan azdan arkadaşımız Söngül Yarvan'ı size eşlik edecek. İkisi de yok artık. Emri veren tüm General Aydoğan Aydın da, bana eşlik eden Yarbay Songül Yakut da. Bir hafta önce hedefem, geçen hafta çarşamba günü Star Haber olarak Kato Dağı'na teröre karşı destan yazılan o büyük operasyonun yapıldığı bölgeye gittik. Tüm alan 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı'nın kontrolünde. Güvenliği onlar sağlıyor. Kato operasyonunu o tümen yürütüyor. Ve tümen komutanı şehit tüm General Aydoğan Aydın, haber için tümen karargahına geldiğimizde bizi bizzat kendisi karşıladı. Tüm General Aydoğan Aydın ve askerleri bizi aldılar, operasyon bölgesine götürmeden önce Kato harekatını anlattılar. Tek tek fotoğraflar, haritalar gösterdi Aydoğan Aydın Paşa. Konusuna hakim, ne yaptığını bilen, son derece kararlı, güven veren, işte bu her haliyle asker, tam bir komutan dedirten tavrı vardı. Sadece ben değil, hepimiz, tüm ekip çok etkilendik. Vatan sevgisini iliklerimize kadar hissettik. Öyle bir sevgi ki o, yıllar önce Kuzey Irak'ta askerleriyle birlikte düştükleri PKK tuzağından çevrelerini saran teröristlerle çarpışa çarpışa, vuruşa vuruşa yardılar ablukayı. PKK'ya ağır kayıplar vererek döndüler Türkiye'deki üslerine. Sonra da FETÖ tuzağı kuruldu komutana. Geçen yıl 15 Temmuz'un ardından o tuzağı da yıktı. Kayseri'de gözaltına alındı ama darbe planıyla ilgisi olmadığı kısa sürede anlaşıldı. Terfi alarak şerefli vazifesinin başına döndü. Hayatı terörle mücadeleyle geçti tüm General Aydoğan Aydın'ın. Dağlarda başladığı askerliği yine dağlarda bitti. Hakkımız helal olsun, hakkını helal et paşa. Vatan sevgisiyle dolu koca bir yürek, terörle mücadeleye adanmış bir hayat. Hayatının her anı, yıllar yılı bir kahramanlık hikayesinin satırlarını doldurdu adeta. Kato Besler Derer Operasyonu'na başladığımız bir gün, 9 Mayıs tarihindeki, bakın helikopterlere bakın. Şu 3 tane Atak taarruz helikopteri, 10 tane helikopter vardı aynı anda Şırnak bölgesinde. Bu çok ciddi bir güç. Kendi ayağının değmediği hiçbir yere askerlerini göndermedi. 30 yıllık meslek hayatının çoğu terörle mücadeleyle geçti. 1987 yılında genç bir teğmen olarak çıktı Kara Harp Okulu'ndan. Topçu subayıydı, dağlar onu çağırdı. Özel kuvvetlere başvurup bordo beresini taktı. Haritanı al, gel haritanı! Terörle mücadelesi işte böyle başladı Aydoğan Aydın'ın. Teröristlere dar etti kendine mesken ettiği dağları. Sanmayın kolay geçti bu yıllar. Birçok kez geldi ölümle burun buruna. İlki şehit olduğu yer Şırnak'tı. En yakın dostun sırrı ne kadar oraya? Genç bir üsteğmendi. O ve askerleri pusuya düştü. Saatlerce çatıştı. Teröristleri pusu kurduğuna pişman edip tek bir askerinin burnu bile kanamadan çıkarttı hain pusudan. Vatan olsun, komando! Terörle mücadele tarihinin erişemediği diyebileceğimiz yüksek oranlarda silah, teçhizat, malzeme, yaşam malzemesi bulundu efendim. Cudi, Gabar, Kato, Düğün ve Cila dağlarında ayak basmadık yer bırakmadı. Korkusuzdu, yüreği cesaret doluydu. 1998'de özel kuvvetlerde tim komutanı iken Irak'ın kuzeyinde başında olduğu timiyle irtibat kesildi. Telsiz kodu Irmak 117 idi. Kalabalık bir PKK'lı terörist grubun pususuna düşmüşlerdi yine. Herkes kara haber beklerken timden, 3 gün sonra Irmak 117'den telsiz anonsu geldi. Aydoğan Paşa timine ölmemeyi emretmişti. Emir yerine getirildi. Efsane komutan timiyle birlikte teröristleri etkisiz hale getirip üste dönmeyi başardı. Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar'ın paylaştığı ve şehit tüm generalinde bulunduğu bu fotoğraf karesinin de o operasyona katılan tim ait olduğu belirtildi. Tabii gerçi Kurmay Başkanı Komutan Yardımcımız Kutugay tüm tarihinin ilk ve tek hava indirim harekatını Kıbrıs'ta icra etmiş. Terörle mücadelenin her safhasında yer aldı. Hendek operasyonlarında da o ve askerleri en ön safta çarpıştı. 15 Temmuz'da Türkiye'nin ilk Dağ Komando Tugayı olan Kayseri 1. Dağ Komando Tugay Komutanıydı. Teşebbüs gecesi emrin etti. Tugayı aradı, tek bir er bile kışladan çıkmayacak dedi. Darbe girişimi sonrası gözaltına alındı. Darbe girişimiyle ilgisi olmadığı ortaya çıkınca serbest bırakılıp terfi ettirildi. Yeni görev yeri Şırnak'taki 23. Jandarma Hudut Tümen Komutanlığıydı. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hoş geldiniz.
Hatta çok ciddi silah teçhizat malzeme de ele geçirildi. O dönemde de yine... Bu tam işte o kış operasyonu. O kış operasyonu, evet, evet. Bakın orada örgütün yani kullandığı, görüyor musunuz? Şeylere bakın. ATV, motorlu araçlar, motosikletler. Bunlar dahi o bölgede kullanıyorlardı. Yani yollar var. O bölgeye uzun süre girilmediği için artık böyle yerleşik hayata geçilmiş gibi. Sadece bir hafta önce Star Haber Genel Yayın Yönetmeni Nazlı Çelik'e çetin mücadelenin detaylarını tek tek fotoğraflarla anlatmıştı. Sağ olun. Buyurun. Teşekkür ederim. Yiyecek malzemesi çıkmıştı. Kış için hazırladıkları malzemelerdi. Bunlar ele geçince tabii kış tertiplenmesine çok zor olarak girdiler. O yüzden de bir kısım unsurlarını Besler Dereler'de değil, başka yere işte Kato'ya göndermişler, başka yerlere Siirt tarafına ama göndermişler. Ama zaten Besler Dereler'le Kato'ya da aynı anda operasyon yapıldı. Operasyonlarla geçen yıllarda içindeki en büyük tutku aile hasretiydi. Şefkat, erdem ve vefayı kalbinden hiç eksik etmedi. Bu yüzden şehit aileleri ve çocuklar onun için hep ön sıradaydı. Bütün bu operasyonların yanında aynı zamanda şeyler de yapıyoruz. Böyle çocuklara 20 Nisan'da halkla ilişkiler. O da çok önemli tabii. O çocuklar bizim geleceğimiz. Onlarla da çalışıyor. Şehit aileleriyle şeyler devam ediyor. İlişkiler devam ediyor. Askerlerini canından çok seviyordu. Onlarla birlikte oturup yemek yiyor, cephede onlarla birlikte savaşıyordu. Bu yüzden lakabı Asker Aydoğan'dı. Mehmetçiğe sevdalıydı, askerliğe sevdalıydı, vatanına sevdalıydı. Asker demezdi o, Mehmetçiklerim derdi hep. Benim Mehmetçiklerimin rızkını kimse kesemez derdi. Eski silah arkadaşları bu sözlerle anlatıyordu şehit Tümgeneral Aydoğan'ı. Tam da bu yüzden Acı Haber en çok günlerini sırt sırta geçirdiği, kader birliği yaptığı Mehmetçiklerinin içini kor alev gibi yaktı. İşte Kato kahramanlarının şehit düştüğü o helikopter. Star Haber ekibi geçen hafta Kato dönüşü bu helikoptere binmiş, dün şehit olan mürettebatla birlikte uçmuştu. Hankey'e at. Şehit Tümgeneral'in 1992 yılında Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görevli bir üsteğmenken kaleme aldığı şiiri Hankey'e at. O kadar net, o kadar yalın, o kadar duygu dolu anlatıyor ki gencecik yaşında. Henüz üsteğmenken kaleme aldığı şiirle vatan sevgisini sadece dinlemek hissetmeye yetiyor. Kahramanlığın şiirini yazdığı o bölgede, kelimeleri mısralara döktüğü Hanke Dağı yakınlarında Şırnak Şenoba'da şehit düştü. Tümgeneral Aydoğan Aydın. O coğrafya, o bölge ve tüm Türkiye bu şiirle hatırlayacak artık. Hem Hanke Yaylası'nı hem de şehit Tümgeneral Aydın'ı. Hankey'e ağıt. 90 kişiydik biz o gün. Aç, susuz, uykusuz. Nasır tutmuş ayaklarla yürüyorduk kaygısız. Sis, çamur, kanla, terle üzerindeydik bulutların. Ayrım Hankey yaylasında yeşerirken umutlarım. Soğuk namlular elimizde, yürüyorken dağlara, şehitlerden selam geldi, savaşan tüm sağlara. Uzaklarım yakınlaştı, inancımla, davamla. Uyan Hanke, geliyorum, heybetimle, havamla. Kadın hassasiyeti, kadın inceliği, kadın zerafeti ve bir askerin soğukkanlılığı, kararlılığı, tavizsiz duruşu. Herhalde en iyi bunlar anlatır Yarbay Songül Yakut'u. Geçen hafta Kato Dağı'nda onunla da tanıştık. Yan yana oturduk, dertleştik. Vatanı, terörü, ülkeyi konuştuk. Sonra kadın olmaktan bahsettik. Kadınların karşı karşıya kaldıkları zorlukları, özellikle de o bölgede kadın olmanın zorluklarını anlattı bana. Songül Yarbay'dı o. Jandarma ilçe komutanı. Türkiye tarihinde bir ilk, ilk kadın komutandı Songül Yarbay. O kadar çok şey anlatılabilir ki onunla ilgili. FETÖ'nün balyoz davasında kumpas kurduğu askerlerden biriydi. Yılmadı, hukuk mücadelesini kazandı, görevine daha güçlü döndü. Terfi aldı Yarbay rütbesiyle, Şırnak'a tayin oldu ve burada da sadece terörle değil, cehaletle savaştı. Kadına yönelik şiddete, töre cinayetlerine savaş açtı. Kadınlar için, çocuklar için çalıştı. Uğurlar olsun Songül Yarbay'ım. Mekanın cennet olsun.
Buradaki programınızda Nazlı'nın arkadaşımız Songül Yarbamız size eşlik edecek. Aynen. Oy ben öleydim ana. Onlara yapacağımız... Nazlı'nın tüm gönlaşmasını yalım öpettiğim tüm gözüne. Uy senin anan öle yavrum anan öle. Hayatını adadığı o üniforma çocukluk hayaliydi. Giydi. Hatta öyle ki jandarmanın 167 yıllık tarihinde Türkiye'nin ilk kadın ilçe jandarma komutanı oldu. Yüreği ömrünün her anında son nefesine kadar memleket sevdasıyla yanan 41 yaşındaki Yarbay Songül Yakut, Şırnak'ta düşen askeri helikopterde şehit olan 13 kahramandan biriydi. 8 yaşındayken babasını kaybetmişti Yarbay Songül Yakut. 5 kardeşten en küçüğüydü. Daha çocukken seçti mesleğini. Asker olacağım dedi. En büyük desteği annesi Sebahat Yakut'tu. Zorluklar içerisinde yetişen kahraman Yarbay, annesine bahçe içerisinde bir ev yaptırmıştı. Dün gece o eve öyle bir ateş düştü ki şehadet haberine inanamadı annesi. İnanmak istemedi. Ne olursun bana gösterdin. Uy ben ölürüm ana, ben ölürüm, eve gidelim. Kuzum kurban olalım. Beni yalnız bırakma, eve gidelim. Ya beni götür ya da sen de gel. En son 24 Mayıs tarihinde görüntülendi şehit Yarbay. Star Haber Genel Yayın Yönetmeni Nazlı Çelik'in Kato Dağı'nda yaptığı haber çalışması sırasında. Buradaki programınızda Nazlı'nın arkadaşımız Songül Yarbay'ımız size eşlik edecek. O operasyon bölgesinde tek kadın askerdi. Nazlı Çelik'e bölgeyi anlattı. Çetin arazi koşullarında ona eşlik etti. Yanından bir an olsun ayrılmadı. Mücadeleyle ve başarıyla geçti Yarbay Songül Yakut'un hayatı. 28 yaşında üsteğmen rütbesiyle Beypazarı İlçe Jandarma Komutanlığı'na atandı. Türkiye'de bir ilçede jandarma komutanlığı yapan ilk kadın oldu. Aile içi şiddetin engellenmesine karşı çok çalıştı. Köy köy gezdi, kadınlarla konuştu. Bu şiddeti hayatın olağan akışına bırakılmadan mutlaka kolluğa başvurmaları gerektiğini, aile ve sosyal il müdürlüklerine başvurmaları gerektiğini söylüyorum. Şehit Yarbay binbaşı rütbesini taşırken çok sevdiği üniformasını bir süreliğine çıkarmak zorunda kaldı. Balyoz davası sürecinde FETÖ kumpasıyla ordudan ihraç edildi. Ama yılmadı. Suçsuzluğu kanıtlandı. Hukuk mücadelesinden daha güçlü çıktı. Avukatı o dönemde yaşadıklarını anlattı. Senden bunun intikamını alırlar. Bu çete hala orada duruyor dedim. Gitme kızım dedim. Gel emekli ol. Git dedim bak cin gibi kızsın. Bu fakültesini bitir. Gel aramıza katıl. Beraber çalışalım. Gitme Songül dedim. Orada yok dedi. Ben mesleğimi çok seviyorum. Ablacığım korkma. Nereyi verirlerse giderim. Bayrağın dalgalandığı her yer benim için vatan dedi. Ben gideceğim dedi. Ve gitti. Terfi ettirilip Yarbay rütbesiyle Şırnak'a tayin edildi. 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı'na harekat merkez amiri olarak görev yapıyordu. Şehit Yarbay Songül Yakut'un naaşı bugün öğle saatlerinde memleketi Malatya'ya getirildi. Helallik alındı, dualar okundu. Şehidimize haklarınızı helal edin. Ne olursunuz ben de onu yandan alalım. Ne olursunuz. En son dün şehit düşmeden saatler önce telefonda konuşmuştu ana kız. Onun çok sevdiği kayısı bahçesine çim biçme makinesi alacaklardı. Yolumu ben deyim ben gözüne. Dün bu bahçeden benden konuşturma ne alacaktın anan ölen kuzum anan ölen. Türkiye'nin ilk kadın jandarma ilçe komutanını binlerce kişi uğurladı sonsuzluğa. Anne Sebahat Yakut, kızının tabutu başından uzun süre ayrılmadı. Cenaze boyunca güçlükle ayakta durabildi. Namazın ardından şehidin naaşı askeri mangayla top arabasına koyularak garnizon şehitliğinde toprağa verildi.